Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Tool Travis Blur alınır mı, alınmaz mı? Bununla ilgili kullanıcı deneyimlerimi, tavsiyelerimi, yaptığım güncellemeleri ve deneyimlerimi paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz ben daha önce bu kanalda yaklaşık olarak 1 yıl önce Tool Travis Blur aynı yazıcının orijinal halinle yaklaşık olarak 1-2 ay 5-10 kilo PLA filament kullanmıştım. Fakat o ilk çıkan versiyonuydu. Bu da ilk çıkan versiyonu. O ilk alınan yazıcılarda yanında ve hiç upgrade yapılmamıştı. Biraz daha yıpranmış, kötü durumdaydı. Bu yazıcı bayağı bir güncelleme yapılmış. Yine B1 versiyonu. Bununla ilgili kullanıcı deneyimlerini, tavsiyelerini paylaştığım genel bir video olacak. Öncelikle geçen yıllık videomu merak ediyorsanız kanalımda bulabilirsiniz. O videoda bayağı bir izlendi. Bayağı bir kişi teşekkür etti. O videoya da mutlaka göz atmanızı tavsiye ederim. Eğer Tool Travis Blur alacaksanız bu videoda da genel bir özet, tekrar kullanıcı deneyimini, her şeyden bahsetmek istiyorum. Öncelikle eğer kanalımı takip ediyorsanız ben yaklaşık olarak bir hafta önce Tool Travis Blur aldım. Bunu sahibinden.com üzerinden bulunduğum ilin bir ilçesinden aldım. Yaklaşık olarak 1 saat uzaklıkta. Neden bu yazıcıyı aldım? Çünkü bu yazıcının fiyatı çok uygundu. Ve yazıcıda bayağı bir upgrade yapılmış. Hem mekanik olarak hem işte sürücüler olarak bayağı bir güncelleme yapılmış. O yüzden araştırdığım kadarıyla hem en uygun fiyatlı hem de en iyi durumda olan yazıcı buydu. O yüzden bu yazıcıyı aldım. Neden bu yazıcıyı aldım? İlk önce ondan bahsedeyim. Öncelikle bu yazıcıda normalde X ve Y sürücüsü bunda. Sessiz 4 tane bu arada bunda step motor sürücü var. Diğerleri de 2 tanesi de işte şu extruder ile Z sesli oluyordu orijinalinde. Fakat bu makinede hepsi TCM2208 ile değiştirilmiş. O yüzden şu anda inanılmaz sessiz. Yani şu anda sadece fan sesi geliyor. Hatta üzerindeki bazı fanları da sessiz fanla veya biraz daha kaliteli fanla değiştirilmiş. Şu anda gerçekten hiçbir ses yok. Yani printer'ın ben çalıştığını anlamıyorum. Hani normal yazıcılara göre inanılmaz sessiz. Motor sesi hiç yok. Sadece bu şeyin sesi geliyor. Extruder'ın dişisinin sesi, mekanik ses geliyor. Bir de bu tekerleklerden hani normal mekanik hareket ettiği için onun sesi geliyor. Onun haricinde bir de fan sesi geliyor. Hiçbir şekilde motor sesi falan gelmiyor. Öncelikle şöyle, bu yazıcı eğer alacaksanız veya bu tarzda bir yazıcı alacaksınız ve evde benim gibi odada kullanacaksınız, gece uyurken de baskı alacaksınız ki her ne kadar ben tavsiye etmesem de mutlaka bu arada PLA da bile bassanız cam açık olsun veya iyi bir havalandırmaya sahip olsun. Çünkü zararlı, PLA da olsa zararlı bu dipnotu verdikten sonra. Mutlaka bu tarzda bir yazıcı alacaksanız zaten bu fiyata en uygun yazıcıların içinde Ender 3 Pro var, Ender 3 var, Anycubic E3 MGS var, bir de Tool Travis Blur var. Ben kesinlikle her yazıcıyı da uzun süre kullandım. Hepsinde detaylı incelemesi var. Tool Travis Blur markasını tavsiye ederim. Neden? En güzel aralarından Tool Travis. Yani hem orijinal halinde sessiz, dokunmatik ekran kullanışlı. Ender serisinde böyle bir özellik yok. Zaten daha önceki videolarda bundan bahsettim. Detaylı merak ederseniz bir önceki videoları göz atabilirsiniz. Hem de Anycubic E3 MGS'e göre çok daha sorunsuz, çok daha büyük, hızlı, kullanışlı, çok daha iyi bir makine olduğunu söyleyebilirim. Mutlaka eğer bu tarzda bir makine alacaksınız, böyle bir yerde kullanacaksınız, mutlaka üzerinde sessiz sürücü olsun. O yüzden mutlaka Ender 3 V2 almanızı tavsiye etmem ama Anycubic E3 MGS veya Ender 3 Pro alacaksanız onları tavsiye etmem. Mutlaka TCM2208'de sessiz sürücülü olan bir 3 boyutlu yazıcı almanızı tavsiye ederim. Dediğim gibi Ender 3 V2 veya Ender 3 Pro'ların yeni neslinde de sessiz oluyor. Veya siz kendiniz upgrade yapabiliyorsunuz veya upgrade yapılmış bir yazıcı alabilirsiniz veya Tool Travis Blur olun. Aksa takdirde evde odada kullanacaksanız, evinizde ayrı bir oda yoksa, banyoya koymayacaksınız, farklı bir yerde kullanmayacaksanız bu yazıcıları almayın. Bu yazıcılar gerçekten çok sesli ve diğer türlü uyuyamıyorsunuz. Fakat bu yazıcıyla şu anda ben bu odada uyuyabiliyorum. Herhangi bir şekilde öyle sorun sıkıntı da açıkçası bana çıkartmıyor. Dediğim gibi TCM2208, 2209 veya mutlaka sessiz step motor sürücülü olduğuna emin olun. Bu yazıcı şu anda dediğim gibi hepsi TCM2208'de değiştirildiği için hiç ses yok. Hatta şu an biraz yakınlaştırayım GoPro'yu. Bakın biraz yakınlaştırdım. Hiçbir ses yok. Sıfır ses. Sonra bu yazıcıyı alacaksanız mutlaka sessiz sürücülü yapın.
Bunu tavsiye ederiz. Yani sadece ses olarak değil, aynı zamanda fark edilmeyecek de olsa biraz kalite, biraz diğer yönlerden de iyi oluyor. A4988'e göre TCM2208 en büyük artı sessiz olması. Fakat yine ufak tefek birçok kişinin fark edemeyeceği detaylar TCM2208'de veya 2209'da biraz daha iyi. Data sheet'ine bakabilirsiniz. İkinci olarak bu yazıcıyı almamın en büyük sebeplerinden bir tanesi manyetik ve mıknatıslı bir tablo var. Bu tablonun adı sanırım PEI tablo diye geçiyor. PEI diye yazılıyor sanırım. Tam emin değilim hani PEI tablo mu diye geçiyor, mıknatıslı tablo mu diye geçiyor. Bu tablonun en büyük özelliğini söyleyeyim. İnanılmaz derecede iyi yapışıyor. Hatta ben zannettim ilk zamanda bu tablo buradan ayrılmıyor zannettim. Fakat inanılmaz derecede iyi yapışıyor. Hatta elimi buraya koyduğum zaman, altına koyduğum zaman elim sıkışıyor. Yani elimi acıtıyor. Yani o kadar iyi bir mıknatıslı var. Ve aynı zamanda inanılmaz iyi yapışıyor. Yani neredeyse tablo ısısını kullanmasam bile çok rahat bir şekilde yapışıyor. Sonra diğer en büyük avantajı, eğer çok rahat bu arada çıkıyor soğuduğu zaman veya soğukken baskı aldığınızda çok rahat çıkıyor. Fakat eğer çıkmazsa tabloyu çıkartıp hafif böyle büktüğünüz zaman çok rahat bir şekilde baskı tablodan ayrılıyor. Mutlaka ve mutlaka 3 boyutlu yazıcı kullanıyorsunuz. Ben şimdiye kadar hep cam tablo kullanıyorum. Cam tablo artı pirit kullanıyorum. Fakat artık mutlaka her kullandığım yazıcı şu peri tablo veya mıknatıslı tablodan alacağım. Bu çok büyük bir kolaylık. Yani hem kolayca çıkıyor, hem dökebiliyorsunuz, hem aynı zamanda bu yüzden çok iyi yapışıyor. İstediğiniz zaman değiştirebiliyorsunuz, yeniliyorsunuz. Yani bence çok güzel. Eğer tablonuz yamuk değilse kesinlikle böyle bir şey almanızı mıknatıs tablo veya işte dediğim gibi P tablo almanızı tavsiye ederim. En büyük ders sebeplerinden bir tanesi bu yazıcı almamın buydu. Sonra eğer bu yazıcının hani orijinalinin var, orijinalinde yok diye biliyorum. Fakat şöyle bir Drive Extruder var ve Extruder'ı çok iyi. Bayağı kaliteli bir Extruder var. Ve flamette çok güzel geri çekip ittiriyor. Hiçbir şekilde tıkanma veya bir sorun yaşamıyorum. Hatta şöyle göstereyim bakın. Flamette bayağı güzel. Şu anda geri çektirip itebiliyor. Bayağı güçlü. Ve aynı zamanda direct drive olmamasına rağmen, Bowden tip olmasına rağmen teflon boru mesafesi çok kısa olduğu için herhangi bir şekilde tıkanma sorunu falan olmuyor. Gövdesi çok daha rigid. Bu teflon boru ne kadar kısa olursa, hatta hiç olmazsa o kadar sorunların önüne geçersiniz. Bu teflon boru ne kadar uzun olursa o kadar fazla sorunlar olur. O yüzden Ender 3 V2'ye göre ve Enekomik E3 MGS'e göre bu teflon boru çok kısa. O yüzden teflon boru kısa olduğu için de çok fazla sorun sıkıntı çıkartmıyor. Ayrıca sorun sıkıntı çıkarsa da mekanik olarak Tortoise Blur Ender 3 V2'ye göre ve Enekomik E3 MGS'e göre çok daha sağlam. Vidaları kolay kolay yalama olmuyor, kırılmıyor. Bunun biraz daha aynı zamanda sokup takması biraz daha kolay. Ve bir sorun sıkıntı olduğu zaman buradaki teflon boruyu çıkartıyorsunuz. Şuradan pneumatikten bastırıyorsunuz. Buraya çıkartıyorsunuz. Aynı zamanda burayı sökünce aynı zamanda alttan da bir tane de işte lokma ile veya anahtarla nozzle'ı değiştirdiğiniz zaman tüm tıkanma sorununu değiştirebiliyorsunuz ve parçaları çok ucuz. Bu teflon boru değişiyor. Bu konduktörlerin değişmesine gerek yok. Bu teflon boruyu değiştirdiğiniz zaman zaten tıkanma sorunu ve benzer sorunlar düzelir. Bu teflon boruyu değiştirdiğiniz zaman düzelmezse bir nozzle'ı değiştirdiğiniz zaman hemen 5 dakikada baskıya tekrardan hazır hale getirebilirsiniz. O yönden çok pratik. Diğer bir sebeplerinden bir tanesi bu. Sanırım bu upgrade yapılmış ve benim bu aldığım yazıcıda komple mekanik olarak bayağı bir geliştirilmiş. Şöyle şuralarını göstereyim. Pul falan takılmış, dengelenmiş. Bu arada şeyle toplanmış bu. Gönye ile toplanmış. Herkese de ben gönye ile toplamanızı tavsiye ederim. Gönye ile toplandığı için her taraf 90 derece. Bir şeyler yapalım YouTube kanalında bunu detaylı olarak anlatıyor. Mekanik olarak bayağı bir upgrade yapılmış. Dediğim gibi ben bu yazıcıyı alma sebeplerinden bir tanesi de buydu. Fakat eğer size Tortoise Blur alırsanız mutlaka sessiz sürücü. Aynı zamanda şu bakın tabloyu tavsiye ederim. Tablonun üzerinde Tortoise yazıyor. Sanırım Tortoise'in tablosu. Bunu mutlaka almanızı tavsiye ederim. Eğer yoksa bile cam tablo kullanın. Ben daha önceki yazıcıda cam tablo kullanıyordum. Cam tablo da iyiydi. Cam tabloyu da tavsiye ederim. Ve şu DualDrive Extruder sanırım orijinalini yok. Ve mutlaka şu upgrade'i yapın. Yani bunu mutlaka takın. Şu anda yazıcı benim daha önceki kullanan orijinal Tortoise Blur'lara göre yani 10 adım daha önde diyebilirim. Hem sessiz olması, hem şu extruder olması, hem de şu tablo yani yazıcının kalitesini, performansını, kullanışını o kadar çok arttırmış ki size anlatamam. Biraz da Tortoise'den bahsedeyim. Ender 3 V2'ye göre bu kızak, bu yatak çok daha sabit, stabil çalışıyor. Şöyle göstereyim. İki tane profil arasında tekerlekler gidip geldiği için çok daha stabil. Bu tablo hiçbir şekilde oynamıyor. Tablo ayarı kolay kolay bozulmuyor. Tablo ayarını hiç yapmadım. Ve kalitesi şu anda şöyle göstereyim, hani GoPro'da ne kadar belli oluyor mu bilmiyorum ama
0.4 mm nozlu 300 mikron yani 0.3 katman ve ilk katman yüksekliğinde baskı almama rağmen ve 70 mm böyle hızlar baskı almama rağmen şu anda kalitesi bayağı bir iyi. Şöyle göstereyim. Sonra ekranım dokunmatik. Şöyle göstereyim. Bakın ekranım dokunmatik ve kullanımı çok kolay ve baskı sırasında her şeyi değiştirebiliyorsunuz. Flamati değiştirebiliyorsunuz, hızı değiştirebiliyorsunuz, fan hızını ayarlayabiliyorsunuz. Ekran hızlı, dokunmatik, kolay. Menü kullanımı kolay. Sonra neyden bahsedebilirim? Arıza kodlarının Türkçe açıklaması var. Mesela E01, E01 ile E09 arasında bu yazıcının arıza kodları var ve internette E01'in mesela direkt nokta atışı size Hotend'den işte Hotend'in kablosu çıkmış ve Hotend bozulmuş. Size direkt nokta atışı yapabiliyor ve birçok kişi bu yazıcıyı kullandığı için bir sorun sıkıntı yaşadığınızda özellikle yeni başlıyorsanız sorunların çözümlerini bulabiliyorsunuz. Sonra başka neyi söyleyebilirim? Ender 3 V2'de de veya Ender serisinde de aynı mantık şu şekilde var. Fakat ben Ender 3 V2'de şu sorundan illallı ettim. O fakat bu yazıcı hiçbir şekilde oynamıyor. Gayet sabit tek Z motoru olmasına rağmen. Hiç de öyle de ghosting veya fil bacağı veya işte Ender 3 V2'deki gibi böyle tek Z motorundan olan sorunlarla karşılaşmadım. Bu yazıcı o yönden de çok daha iyi. Ben kesinlikle Tour 3 Spoiler almanızı bu arada tekrardan söylüyorum. Tavsiye ederim. Sonra başka ne söyleyebilirim? Ben bu arada şu baskıyı şöyle ben size göstereyim. Bu baskıyı ben Tour 3 Blue ile çalıştım. Bu turbo bu arada çalışıyor. 12 voltta veya 24 voltta çalışıyor. Şöyle bir baskıyı mesela Tour 3 Blue ile aldım. Bu arada bunu da 300 mikron ve 1 mm nozzle ile baskı aldım. Fakat ona rağmen yine de kalitesi çok daha iyi. Ve şuradan bahsedebilirim. Bu yazıcıya 0.6, 0.25, 0.1, 1.2 mm nozzle takabiliyorsunuz. O yönden çok büyük bir avantaj. Baskı sırasında ekrandan kontrol edebiliyorsunuz hızını, sıcaklık ve benzeri ayarları. Az önce bahsettim. O da çok büyük bir avantaj. Diğer bir tarafı parçaları her yerde var ve Ender 3 V2 ile çoğu parçası uyuyor. O da büyük bir avantaj. Her sırada bulabiliyorsunuz veya tamiri çok basit veya bu parça yerine başka bir parça takıp en azından geçici sorularına printer'ı ayakta tutabiliyorsunuz. Çalışabilir hale getirebiliyorsunuz. Genel olarak sessiz, sorunsuz, uzun ömürlü bir makine. Eğer hani bu makine çok ekstrem bir şey yapmazsanız ben bu makinede sorun sıkıntı yaşayan birini görmedim. Fanlarını üzerinde sanırım 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane falan fan var galiba. O fanları da hepsini de biraz daha sessiz, biraz daha kaliteli fanlarla değiştirirseniz hiç fan sesi de olmaz. O zaman 7-24 baskı alabilirsiniz sorunsuz bir şekilde. Benim yazıcı böyle bu şekilde. Bu arada yazıcı 24 volt güç kaynağı söyleyeyim. 24 volt 15 amper. Yazıcının biraz daha ben etrafından bahsedeyim benim yazıcının. Şöyle sağını sonra göstereyim. Ben bu arada önceki yazıcıyı da harici bir filament tutucuyla kullanıyordum. Bunu da harici bir filament tutucuyla kullanıyorum. Mutlaka siz de harici filament tutucuyla kullanın veya bu kendi filament tutucusuna parça falan yapıyorlar. Çünkü kendi filament tutucusu çok dandik. Bir de yazıcının üstüne koyulduğu zaman da titriyor, filament düşüyor, makinenin üzerine düşüyor. Mutlaka o yüzden tavsiye etmem. Bir de bu Tour 3 Spoiler alacaksanız bunlar ilk çıkan yazıcılar ve bayağı bir eski oldukları için veya Çin zamanında, korona zamanında alındıysa bu parçaların eksik parçalarla gelmiş olması sorunu var veya bazı parçanın hatalı toplanmış olması var. Eğer en ucuz yazıcılar bunlar olduğu için çok yıpranmış, çok kötü bir yazıcı alacaksanız bunlara dikkat edin. Parçalar tam mı değil, mekanik olarak sorun var mı yok mu? Veya bu işleri yapan, bu işleri anlayan birine mutlaka gösterin. Eğer ikinci el alacaksanız bu işlerden çok fazla anlamıyorsanız. Çünkü dediğim gibi bazı versiyonlar bunların sorunlu, eksik parçalarla gelmiş, korona zamanında fabrikadan toplayamamış, ilk çıktığı zamanlarda çok fazla iyi değildi. Ondan sonra marka tabii bunların hepsini düzeltti ama yine dediğim gibi bazı sıkıntılar, sorunlar var. Bilginiz olsun. Sonra yani dediğim gibi böyle bir video. Dediğim gibi bir önceki videoya da göz atabilirsiniz. Onda ben bir yıl önce çektim. Tour 3 Spoiler Just Swedish yazarsanız benim kanalın ismini. Zaten hemen çıkar. Veya Tour 3 Spoiler incelemesi yazdığınız zaman zaten 3-4 video aşağıda. Benim videoya da göz atabilirsiniz. Orada daha detaylı, daha da uzun uzun anlatmıştım. Ben şu anda benim makineyi ve genel Tour 3'i anlattım. Ve yaptıklarımı veya yapabileceklerinizi anlattım. Genel olarak sorunlardan bahsedersen bu yazıcıda öyle bir aman aman bir sorun yok. Eğer sorun olursa dediğim gibi Türkçe sorunları yazarsanız Türkçe çözümlerini bulabilirsiniz. Mesela Tour 3 Spoiler E0 hatası nedir diye yazdığınızda zaten çıkıyor.
E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9'a kadar falan hata kodları var. Orada hani hangi hata olduğunu ve Türkçe olarak bayağı detaylı olarak söylüyor. Mesela güç kaynağından arızalı var veya voltaj gelme veya akımla ilgili bir sorun olabilir. Bayağı detaylı bir şey var. Sonra bu ekranın modifiye edebiliyorsunuz. Buradaki simge yerine parçaların 3 boyut olarak görebiliyorsunuz. MKS G1 mini anakart olması lazım. Bu anakartı bayağı bir modifiye edebiliyorsunuz. Bu ekranı falan modifiye edebiliyorsunuz. Creeper kurabiliyorsunuz. Çift Z ekseni yapabiliyorsunuz. Direkt orijinal parçalarla direct drive yapabiliyorsunuz. O yüzden bu makine bayağı bir upgrade açık. Bayağı bir güncelleme falan bu arada makineye yapabilirsiniz. Bilginiz olsun. Bayağı daha da iyi bir hale getirebilirsiniz. Bunun için sonra kitler satılıyor. Etrafını kapatabiliyorsunuz. Eğer ABS'e basacaksanız o tarzda güncelleştirmeler yapabilirsiniz. Bayağı profesyonel bir makine yapabilirsiniz. Şimdi şöyle göstereyim. Bende Ultimaker var. Zaten bilenler bilir. Yani bu makine varken Ultimaker'ı neredeyse kullanmıyorum. Ultimaker'da sadece 285 işte naylon, karbon, özel endüstriyel filamentleri Ultimaker'da kullanıyorum. Geri kalan İşte PLA'dır, ABS'dir. Açık kasada basılan ABS filament var bu arada. Sun filamentin ABS, PETG, TPU kullanmıyorum buna. TPU basılabiliyor diyorlar ama bilmiyorum. Biraz basabilir ama denemedim. İlerleyen günlerde denersem aşağı filament. Onun haricinde çoğu filamente ben bu yazıcıyla basıyorum, kullanıyorum. Ultimaker'da dediğim gibi sadece endüstriyel parçalarda Ultimaker'ı kullanıyorum. Ultimaker şu anda bana küstü. Yani böyle bir yazıcı, böyle bir genel bir video çekeyim dedim. Bu arada 3 boyutlu yazıcıyla neler yapabilirsiniz? Şu arkada gördüğünüz gibi otomatik kedi köpek besleyen robottan tutun rüzgar türbününe. Şurada göstereyim. Mengeneden ondan sonra anahtarlık yapabilirsiniz. Şöyle hatta anahtarlığı göstereyim ben size. Şöyle üfleyeyim. Bakın. Böyle hareket eden bir anahtarlık yapabilirsiniz. Sonra mengene, böyle bir dişli, sonra turbo, ondan sonra GoPro için case yapabilirsiniz. Sonra bunun gibi gördüğünüz buradaki tüm aparatları 3 boyutlu yazıcı ile yapabilirsiniz. Şöyle bir diş fırçası tutucu, diş şeklinde böyle bir aparat yapabilirsiniz. Bunun gibi tarzında 3 boyutlu yazıcıdan birçok şey yapabilirsiniz. El yapabilirsiniz, köpek patisi yapabilirsiniz, köpek patisi protezi yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Bu şekilde projeler yapabilirsiniz. Başka bahsetmek istediğim bir şey var mı? Sanırım yok. Ben genel olarak eğer yeni başlayacaksanız veya bütçeniz çok fazla yoksa Tortoise Builder almanızı tavsiye ederim. Dediğim gibi bu klasmanda Ender 3 Pro var, Ender 3 var, N2Pack E3 MGS var. N2Pack E3 MGS'den uzak durun. Çok fazla iyi bir makine değil. Eğer ben çok uğraşmak istiyorum, canım sıkılıyor diyorsanız o yazıcıyı almanızı tavsiye ederim. Fakat ben öyle uğraşmak istemiyorum, çok fazla anlamıyorum diyorsanız Tortoise Builder alın. Fakat ben biraz uğraşacağım, herkesle de aynı yazıcıdan olsun diyorsanız, hani herkesle olan yazıcı, parçalarını her yerde bulabilirim diyorsanız, hani aradığınız zaman bulayım diyorsanız kolay. Ender 3 V2 alabilirsiniz veya Ender 3 Pro'nun sessiz sürücü olanlarını almanızı tavsiye ediyorum. Şimdi kadar kullanıcı deneyimlerim ve tecrübelerim böyleydi. Umarım faydalı bir video olmuştur. İlerleyen günlerde daha sık daha farklı videolarla karşınızda olacağım. Sorularınız varsa yorumlardan, bana ulaşmak isterseniz de Instagram adresim @earobotik2kl açıklamalarda yazacağım veya @ercumentalpaslan oralardan da bana ulaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın ki daha fazla bu tarz içeriklerle karşınızda olayım. Tavsiyeleriniz, önerileriniz varsa da dediğim gibi yorumlardan yazabilirsiniz. Şu şekilde videolar çekebilirsiniz, şöyle yapabilirsiniz veya farklı tarzda videolar istiyorsanız yorumlardan yazabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.